Yani Lakers'a işler kötü gidiyor. Bir de bence Ibaka oynamıyorken Toronto karşısında maçın başından sonuna tutunamamak. Kawhi oynamıyor. Kawhi oynamıyorken yani Ibaka'ya yenildiler diyorum. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar. Gerçi Lowry'de 15 asist falan yaptı onu. Fena oynamadı. Şimdi şey konuşuluyor. O bitti mi bilmiyorum. Hangisi? Göremedim. Tyson Chandler'ı. Evet bitmiş. Bitmiş. Backup olarak McGee'nin arkasını alacaklar. O da 36-37 yaşına geldi yani. Yani çok şeyi değiştirmeyecek. Sadece McGee işte faul problemine girerse. Chandler da çok sakatlanan biri. 36 yaşında daha da sakatlanan. Yani o da bir hamle değil. Hani sanki böyle Lakers çok onunla toparlanacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Çok acayip bir takım bu zaten. Yani. Alakası yok. Tutunamayanlar olarak koyabiliriz yani. Yani bir tek senin adamını beğeniyorum ben, Kuzma'yı. O da LeBron sayesinde o noktada. Çünkü LeBron'un oyununa çok uygun bence Kuzma. Evet. O diplerde duruyor ya. Ya şut atıyor, ya dipten giriyor, bir katı var böyle. Oluyor. Acayip bir katı var. Yani LeBron oralara topu oynamayı çok seviyor. Geçtiğimiz sezon bazen Cedi de oradan ekmek yemişti. Tabii. Yani Kuzma tabii dediğin gibi o katları, dip katları süper. O biraz LeBron'la çıkış yaptı ama diğerlerinde bir kıpırtı yok. Lonzo Ball'un ne oynadığını ben zaten anlamış değilim. Kendisi de bir bakıyorsun bu çocuk süper yıldız babası oluyor. Babası anlıyordur belki niye. Hayır, bu çocuk süper yıldız potansiyeli evet. Diyorsun. Bir bakıyorsun ortalıkta yok, bir giriyor çıkıyor. Yani bir garip psikolojisi var. Klimaya mı? Klima git. Yani Lakers, yani ben LeBron playoff'a sokar diyordum ama şu geçen sürede biraz şüphe duymaya başladım. Hala çok erken. Hala 10-12 maç civarında takımlar ama yani çok iyi gitmiyor işler. LeBron James'le ben de bir iki kademe çıkacağını düşünüyordum takımın ama şu anda 3 gün sonra takasını istese şaşırmazsın LeBron yani. Yok, öyle işte, o kadar ya. Ya tabii ki abartıyorum yani. 3 sene yapmadı mı zaten? 4 sene dört. Burada ama şunu söylemeye çalışıyorum ya, öyle acayip kimyasız bir ekibe dönüştüler ki yani saha içinde zaman zaman o Showtime etkilerini görüyorsun. Zaman zaman da hadi bitse de evimize dönsek bu antrenmanda sıktı havasını izliyorsun.